Senin hakkında bir şeyler görüşüyorlar, konuşuyorlar. Beni de çağırmıyorlar tabii. Halbuki Kureyş'in efendisi ama onun aleyhine konuşulmayacağı için karar çıkmaz diye çağırmıyorlar. Dedi sen ne anlıyorsun? Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. يُرِيدُونَ اَنْ يَسْكُنُونِي اَوْ يَقْتُلُونَ اَوْ يَقْتُلُونَ. Üç plan var dedi. Ya hapsedecekler, önceden söyledi onu. Ya öldürecekler, ya sürgün edecekler. Tamam da dedi, bunların içinden sır çıkmaz. Yani bunlar özel adamlar. مَنْ اَخْبَرَكَ بِعَلَى. Bu haberi nereden aldın diye. Efendimiz buyurdu ki Rabbi, Rabbimden aldım. O zaman نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ dedi. Ya senin ne güzel Rabbin var, sen ona iyi bak dedi. Bu tarif de tam bilmiyor bir şey tam. Resulullah ben esnafsıyım diye, ben mi esnafsıyım diye. Amca ne diyorsun dedim, ben ona mı bakacağım, o bana bakacak. Ben Rabbime nasıl iyi bakayım, Rabbim bana iyi bakacak. Çünkü neden? Rabbim bakınmaktan münezzeh. İşte İslam'la müşerref olmayınca Allah'ı tanımak mümkün değil ya. Yani. İslam'ın hele ehli sünnet, ehli sünneti bilmesen de Allah'ın sıfatlarını bilemezsin. Tam ehli sünnete göre koca İbn-i Teymiye Ahmed İbn-i Hanbel'in mezhebinden Allame, müçtehit zannederler onu. Halbuki boşuna müçtehit yani. Çok zor, müçtehit bir de zorlanan manasına da gelir. İbn-i Teymiye o manada müçtehit. Canı çıktı ama boşa gitti. Yani adam hutbeden inerken Allah benim bu indiğim gibi iner diyor. Ya hadisi öyle anlamış. Yani ehli sünnet olmayınca Allah'ı tanımak mümkün değil. Ya Allah yer zanneden var, içer zanneden var, haşa. Yahudiler altı günde alemleri yarattı. Kur'an'da da öyle söylüyor. Altı gün. O Tevrat'ta da öyle yazıyor. Diyor yedinci gün ne oldu? Cumartesi onlar şabat yapıyorlar. Diyor cumartesi yoruldu biraz dinlendi. Ve maalesef abim lukuz diyor Kur'an. Biz yorulmayız diyor ya. Ama şimdi koca Yahudi milleti haamları bilmem. Desene yeni kitap. Adam Allah yorulur diyor. Böyle ya. Biz ne kadar şükretsek azdır ki Rabbimizi en iyi biz tanıyoruz elhamdülillah. Çünkü ehli sünnet kadar Allah'ı kimse tanıyamaz. Çünkü sünnet daha hadislerden alıyoruz. 13. Mevla'yı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilir. En iyi o bilir. O gördü ziyareti. Biz görmedik. O söyledi bize anlattı.